Kasat atımızın nalları yoldaysa da çağrımız biz yürürüz dedik, çıktık yollara. Geldik Türk yurdu, yörük yurdu, Muğla yatağına. Hu tarafı Kavakdere, hu tarafı yatağın. Kavakdere denince bu taraftan bahsetmek istersek ne gelir akla? Bakır ve mermer. Bakır ve mermer gelir. Evveliyatı da yörük. Evet, yörük. Şimdi bakır sanatı bir başka sanat. Evet. Mermer, evet. Herkes bizim köyün taşı iyi olur der ama emek, alın teri her yerde aynı olmaz. Şöyle bakırı bir anadırsak, Kavakdere'yi bir anadırsak. Kavaklıdere yörük boyu olduğu için, yörükler siz de malumunuz, gittiler her yerde dokumacılık gibi, bakırcılık gibi mesleklerini de beraber götürmüşler. Kavaklıdere'nin evveliyatı 600 yıllık bir geçmişi var. Bizim bildiğimiz üzerlerindeki bakır işlemelerdeki tarihlere baktığımız zaman 300 yıla kadar bakır işlemenin yapıldığını görüyoruz. Evet, 300 yıla kadar var. 300 yıla kadar var tarihlerde gördüğümüz kadarıyla. O yıldan bu yana bakırcılıkla geçimini sağlamış, her evde bakırcı dükkanlarında çalışan nesiller devam etmiş. 1920'lerde de tahmini o günkü rakamlarla 400 civarında bakırcı esnafı, 15-20 tane civarında da dökümhane, bakır dökümhanesinin olduğu biliniyor. Şimdi kaç kaldı? Şimdi 10 kadar bir arkadaş kaldık. Orada bırak var mı? Yok yok, Allah nasip ederse en genç nesil biziz. Bakırcının devam etmesinin sebebi de Muğla'nın turizm bölgesi olmasından dolayı, Bodrum Marmaris yakın olmamızdan dolayı, turizm ve dekorasyona dönmekten dolayı bu şekilde. Yoksa evde bu çanaklarla yemek yiyen yok değil. Yok yani, bir dönüş var ama yani nispeten. Evet. Kavakdere'de Ümit Alper kardeşimiz de yoldan geçenler Kavakdere az uzak giremez diye yatan yolun kenarına iş yerini açmış. Çana çölme gördüğünüz zaman kapkaca, bir de öyle parlak sarı sarı gördüğünüzde sapın alacağınızı alın. Şimdi her çanağın yemek farklı olur. Evet. Bunda yumurta, menemen, bunuyla öteki çanaklarda fark ne var? Şimdi bakır en son tıp dünyasının açıkladığınca en sıhhatli bakır. Bakırın özelliği şudur. Soğuğu soğuk tutar, sıcağı sıcak tutar. Isınma oranında da metalik özelliği olarak her tarafı aynı anda ısındığı için lezzeti bir farklı olur. Tabii bizim bir kalay sorunu var. Yemeklerde sürekli salçalı yemek piştiği zaman 2 senede bir kalayla yapmak lazım. Fakat yumurta, sucukta bu gerekli değil. Maşrapada, çaydanlıkta, kahve cezvelerinde, fincanlarında bu gerekli değil. Bakır aynı zamanda şöyle bir şey de var. Ben burayı açarken de Kavaklıdere'ye dediğiniz gibi ücra olduğu için yol üstü herkes uğramıyor. Seyyar zihniyette de böyle bir sanatın seyyar mantıklı olmasını da istemedim. Evet. Eşimle beraber el sanattan icra ettiğimiz güzel bir mekan olması amacıyla böyle bir şey düşündük. Yorulun devam ediyoruz. Evet. Derizciler, şimdi bakırın kıymatını bilmeyiniz ama eskiden çok kıymatlıydı. Türkülere konulur. Dol kara bakır dol diye türküler vardı. Hatta şöyle bir söz vardır bizde. Paran varsa bakır al, artarsa katır al diye. Öyle mi? Evet. Bakır öyle. Bakır al, altın kadar kıymatlı. Evet. Yoksa Gatıral. Gatıral. O zaman tarlada, evet, çalışacak, çift sürecek gayet. Yani o şekilde. Evet. Ve piyasa değeri olarak da, evet, şöyle. Altının gramıyla bakırın kilosu eşti. Eveli. Evet. Şimdi şurada bir sini var. Evet. Bu işçilik el işçiliği mi yoksa fabrika? El işçiliği. Yani bu tamamen önce bir bakır plaka geldikten sonra önce şekilleniyor. Şekillendikten sonra üzerinin nakış kısmına geçiliyor. Evet. Tamamen el. Peki bu kaç günde yapılıyor? Bunun şekil alması bir gün, nakışı da iki gün. Kaç para bu? Bu fiyat olarak bakarsın 150 lira. Ama yani bunun yende yemeği kurtarmaca. Yani şöyle bir şey var, bunun üzerinde neresen baksanız bir 80 liralık bakır var. Metalik yani maliyet hesabını bakarsanız. Evet. Üstü de 3 günlük yevmiye, artık hesap edin. Burası 70'iniz de alayanın yüzü yok sizin ya. Evet, maalesef öyle. Çünkü sanat eski bir para etmiyor değil mi? Etmiyor maalesef. Yani şöyle, fabrikasyon özellikle Çin malları çıktıktan sonra el sanatlarının özelliği biraz daha yitirdi. Ha bunu bilenler, tanıyanlar, bunu değerini verenler de var. Şimdi derler ki eskiler Çin işi, Japon işi, Türk'ün işi, Türk'ün işini bitirdi değil mi? Evet maalesef. Biri teknolojiyi aldı, biri de aldı. Öyle böyle mahalle taklitlere başladı. Ha biz şimdi ne yapıyoruz? İşte turistik bölgelerde şömine, ocakbaşı,
bakır yağmur indirme sistemleri yapıyoruz. Siz, kubbeler çadırvan kaplıyoruz. Siz keyif adamlarına artık öyle iş yapıyorsunuz. Derize şurada bir tuğra var. Osmanlı dönemindeki evet. Her şeyin hepsinin birer anlamı var. Tuğra'dan bahsedersek Asya'nın, Afrika'nın, Avrupa'nın hakanı, Adalar Denizi'nin, Kızıldeniz'in sultanı, padişah. Burada padişah tabi halifelik almamış daha. Alınsa bir çizgi daha olacaktı. Evet. Burada her anlam, her işaret kolay kazanılmış bir şey değil. Çok önemli savaşlarla başarılar elde edilmiş. Değil mi? Bir çizgi bir kıtayı anlatıyor. Evet, aynen. Üç kıtaya hükmediyor. Denizlere hükmediyor. Altında da yazıyor. Evet. Devlet-i Ali Osmaniye. Evet. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bir gün dünyaya adaleti götüreceği günü en azından mazlum Türk milletinin adaletin Çin'in Urumçısına kadar ezilen Türklerin bir güvencesi olur. Hem kendini hem onları korur. Öyle değil mi? Evet. Ve şöyle davranmak lazım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Ne güzel söylemiş. Türklüğü kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk şu açıdan önemli. Tarihte çok devletlerimiz kuruldu. 135 devlet, 16'sı Cihan Devleti ama iki tanesi adı Türk. Biri Göktürk, biri Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Türk yurdu, Yörük yurdu, Muğla yatağındayız. Yatağın mermeriyle, zeytiniyle, ürettiği elektriğiyle namlı bir yer. Ayrıca bunlar elektrik üretiyor ama tozu bunlar yutuyor, elektriksiz yakıyoruz. Bu güzel ilçenin belediye başkanı Hasan Haşmet Işık'la beraberiz. Şöyle Çamlık denen mevkide, şöyle çamlara baktığın zaman adamın şapkası düşecek kadar bu kadar uzun. Yüksek. Yüksek. Evet başkanım, neler söyleyeceksin? Öncelikle herkese merhabalar. Özellikle ilçemiz Muğla'nın giriş kapısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada ilk görevi geldiğimizde, tam 17 yıl önce geldiğimizde ilçemizin önemli bir eksikleri vardı. Tabii önce birincisi kanasyon olayı vardı. Kanasyonda büyük bir problem yaşıyorduk. Daha sonra bir hamam olayımız var. İlçede, koskoca bir ilçede hamam yok mesela. Bunları kanasyonu yaptık, hamamımızı yaptık. Yollarımızı yaptık. Tabii ki yollar eskidi, yeniden yapmaya başladık. Şimdi ben önce ilçede en önemli şey kanalizasyondan sonra arıtma tesisi yapıldı. Şimdi arıtma tesisini kolay kolay kimse bilmiyor yani. Şu anda bizim Yatağan Ovası'nda böyle 20-25 bin dönümlük bir alanda şu anda arıtmamız deneme üretiminde. Onun yanında doğalgaz geldi. Her ne kadar bugünlerde bir anlaşmazlık yüzünden durursa da önümüzdeki günler tekrar iş yapacak. İlla gelecek. Gelecek. Ya gelecek ya gelecek. Yola çıktı. Evet, yola çıktı. Zaten geldi. Evet. Belli 22-25 kilometresi yapıldı. Daha yaklaşık. Gafazan patlar deyin doğalgaz. Evet, evet. Evet, yol açılacak. Tam bunun yanında TOKİ'yi getirdik yatağına. Dediler ki belediye başkanı TOKİ istemiyor. Halbuki biz ilçeye kim çakıyorsa bir tane. Biz onun yanındayız. Onu da getirdik şu anda mevcut yer için. Madenler büyük alan mevkisinde yaklaşık 198 adet 2+1, 84 adet de 3+1. Bu TOKİ müracaatlar hızla sürüyor. Tabii ilçemde böyle büyük yatırımlar geliyor ama tabii biz dudak boyası yapmıyoruz mesela yatırımlarımızı. Yani yolları 5 çiçek dikip de işte yeşil yatağın yeşil falan yani, demiyoruz yani, öyle şey yok. Altyapı. Evin evet. Dışı boyalı, içi hücranlık değil. Aynen. İçi aynen. De dışı da aynı. Evet, bravo. Evet. Tabii yatağında en önemli yaptığımız şeylerden biri 15 tane mermer fabrikası kurdurdum. Yani bir belediye başkanı görevi sadece yol, köprü, kanalizasyon yapmak değil. İlçenin ekonomisine katkı sağlamak çok hiç önemli bir şey. Evet. Gel yap diyorsun. Evet. Peki, yaptırıyoruz. Bu evet. Mermerler neler ihraç ediliyor dünyanın hangi? Valla Türkiye'den özellikle bu mermerimiz iç piyasa haricinde yatağın mermerinin gitmediği yer yok. Çünkü burada yaklaşık Kavakdere, Milas, yatağın üçgeninde dünyanın mermeri üretiliyor ve devamlı ihraç ediliyor. Bu da sanayicimizin yüzünü güldürüyor. Tabi bugünlerde biraz daha iyi çünkü dolar yükseliyor. Dolarla yapılmış bir sürü bağlantılar var. Bu yüzden yani,
Dolar yükselince herkes kaybetmiyor. Kazanan da var. Kazanan da var tabii canım. Evet. Mermerci kazanıyor. Evet. Tabii bakın biz yatağındaki iş adamlarımıza, mermercilerimize şükranlarımızı sunarız. Borçluyuz onlar. Niye? İlçenin en küçük bir sosyal etkinliklerinde onlar var. Mesela deve güreşleri yapıyorum. Bu sene 15.sini bitirdim. 15'inde de mermercilerin büyük bir katkısı var yani şimdi. Yoktan yonga kopmuyor. Vardan evet. Anlıyor. Yoktan ne alacaksın adam? Adam zaten bitmiş. Evet. Ben yaklaşık 2 veya 3 dönemdir bütün bu sosyal etkinlikleri ücretsiz yapıyorum. Çünkü mermerciler bu konuda beni destek sağlıyorlar. Sizin deve güreşleri bu ülkede nam saldı. Bölgenin hemen hemen en büyük güreşlerinden. Hani birinci desek kıskananlar olacak. En büyüklerinden yok, diyelim. Ege'nin Kırkpınarı diyorum ben. Yatan deve güreşlerine. Evet, evet, evet. Dediğin doğru. Yok, çünkü tabii. Biz de yıllardır gelip gidiyoruz, çekiyoruz. Buradaki evet. Develer Türkiye'nin hemen en ünlü, en namlı develeri. Evet. Bir de seyirci zaten yer gök almıyor. Evet. Yani bu yıl hani ne zaman olacak? Biz her yılın Ocak ayının 3. pazarında. Bu artık bir yerleşti bu olay. Tabii ki bu festivaller kolay olmuyor. En az 20-30 bin kişiyi bir araya getirmeye çalışıyoruz. Geliyorlar da. Ben yörük kültürünün hızla bölgemizde yayılması, gelişmesi için elinden gelen her şeyi yapmaktayım. Şimdi bir de sizin güzel beldeleriniz, köyleriniz var. Türkiye'nin çok sevilen dizilerinde yatağın ve köyleri işleniyor. Evet. Hangi yerlerde hangi filmler çevriliyor? Valla şimdi daha önce bir güzel köylü filmi vardı. Ben kendim de en az evet. 4 veya 5 kez burada rol aldım. Bayağı kısa değil, uzun rol aldım. Evet. Figüran değil, oyuncu olarak aldım. Evet. Hatta nikah kıyma sahnelerini de var o evet. işte. Daha önce işte Baba Ocağı gibi en az 4-5 tane film çevrildi. Özellikle Ormancı filminde de kendim doktor rolünde oynadım. İlçemin tanıtılmasında gerçekten Buzik köyümüzün, yani şu anda mahallemiz oldu, büyük bir etkinliği var. Bu yüzden güzel köyü her cumartesi pazar en az 4-5 bin kişi katılıyor, geliyor. Önümüzdeki günlerde de burada yeni bir film çekim olacak. Evet. Yani Hollywood bizim Bozüyük köyümüz şu anda. Türkiye'nin Hollywood olup geri. Evet, aynen. Ormancı Türküsü'nün yakıldığı olayın geçtiği yerde sizin mahalleniz mi? Bize bağlı değil ama bizde iç olan bir yer. Gevenes dediğimiz. İşte Ormancı'nın... Yatağına daha yakın olası. Tabii. Yatağı herkes görsene ama biz yine de biz kabul ediyoruz. Evet. Beren kahvesini. Tam oradan geliyoruz. Bir Pınarbaşımız var. Güzelköy'den. Oradan gidiyoruz. Eskisar'da Strotonika'mız var. Tarihi kentler. Evet. Strotonika daha tarihi kentler. Oradan Turgut'u geçiyoruz. Turgut'ta bir Lagina'mız var. Lagina o da tarihi bir kentimiz. Orada Osman Hamdi Bey evi var. Arkasından geçtik. Gökbel Dağları'nda ve Çin'e yatan arasında da bu kayaların şekil değiştirmesinden doğan jeopark projemiz var. Yani yatağında kültürel etkinliklerin daha geniş şekilde yapılmasına imkan var. Biraz da bu konuda Sayın Valimizin ve Kültür Bakanlığımızın bu konuda destek vermesi çok önemli. Turgut ve Eskisar'daki Lagina ile Stotorika'nın kazı çalışmalarında hızlı gelişmeler var. O da büyük bir katkı sağlamakta. Siz anlayacağınız yatağın Muğla'nın giriş kapısı 80 kilometre Bodrum, 80 kilometre Marmaris evet. olmak üzere gerçekten ilçemizin durumu şu anda çok iyi. Ama kesinlikle Büyükşehir Yasası'ndan çok muzdaribiz. Büyükşehir Yasası'ndan. Bundan yanmayan yok zaten. Ama tabii bu kanunu çıkaranları söylemek lazım. Şimdi, peki bu Büyükşehir Yasası çıkarken halka size sordular mı? Hayır, kimseye sorulmadı. Ben bu Büyükşehir Yasası'na yani tamamen karşıyım. Bir ilçe belediyelerine müdürlük evet. haline getirdiler. Derzeciler, yatağının geçmişinin, bugününün, yarının yükünü yüklenmiş. Belediye başkanımız Haşan Aşıklı'nın derdi büyük. Derdi halkın hizmeti daha kolay götürebilmek. Oradan alıp halka verecek ama alamıyor. Halk istiyor. Arada bir derede kalmış. Büyük şehir yasası tekrar gözden geçirmeli. Eksikler tamamlanmalı. Halka sorarsan iptal edilmeli. Bana sorarsan iptal edilsin. Bana göre iptal edilsin. Evet, beni gördü iptal edilsin. Çünkü memnun adam yok. Evet, beni gördü iptal edilsin. Madem demokrasi halkın istediği,
egemenlik kaysısı artık milletin değildir. Madem milletin dediği olacaksa iptal edilsin. Nerede? Oğlum dur, milletin dediği mi olur şu anda? Olmaz da. He, yok canım. Biz yüklü deve dinlenmez, yolumuza devam edeceğiz, bizimle devam edin. Yarı yayla olan yatağında kölgelere bakıyorsun bu yaz ayında, kölgeler sepserin. Bizim eski yayla köylerindeki, dere kenarlarındaki kavaklardan bir çardak yapılmış, gargılar da var tabi. Sepserin havada Serkan Uzun kardeşimle muhabbet ediyoruz. Yatağın denince böyle, yatağın en mermeri var, enerjisi var, zeytini var. Evet. Neleri var yatağının? Yatağında tabii üzülerek söylüyoruz. Ülkemizde termik santrali ve hava kirliliğiyle meşhur ama tabii dediğiniz gibi mermercilik, maden, zeytincilik, tarım hayvancılık, bunlar unutuluyor. Evet. Hep ön plana medyasal olarak termik santral çıkıyor ama dediğimiz gibi şimdi, termik santralin kokusunu, tozunu siz yutuyorsunuz. Evet. Evet. Nimetinde elektriği yakanlar istifade ediyor. Peki bu yöre tozunu yuttu, termik santralin hak ettiği payı alabiliyor mu? Biz aldığınızı düşünmüyoruz. Hatta bunun faydasını yani, dışarılar alıyor. Yani. Zehirini biz alıyoruz. Yöremizdeki gençlerimizin birçoğu işsiz. Özellikle buraya işçi alımlarında yetkililerin daha dikkatli davranması gerektiğini düşünüyoruz. Yöre insanın tozuyudan evetler işe alınsın. Evet, evet, evet. Bir de burada süt kurumu vardı, eskiden meşhur. Ziraat Donatım Kurumu, zeytinyağı fabrikaları vardı. Bunlara bakıyoruz, hepsi bir harabeye dönmüş. Birer birer atıl duruma düştüler. Bunlar, doğru. Doğru. Yatağın ekonomisine zarar verdi mi? Bunların kapatılması, özelleştirilmesi? Tabii ki, tabii ki çok zarar verdi. Dediğim gibi yani gençlerimizin özellikle iş bulamamasındaki en büyük etkenlerden birisi de bu. Bakalım yani memleketimizi yönetenler bu konuda nasıl bir tedbir ele alacaklar, nasıl bir tedbir uygulayacaklar göreceğiz, bakacağız. Erzeciler, insanlarımız Gavak Gölgesi'nde, bunlar da Guru Gavak Gölgesi'ne bekliyorlar. Evet. Tabii umut, bu ülkenin evlatları ülke nimetinden hak ettiği payı alması lazım. Evet. Yani evet. Siyasetinde, ticaretinde, bürokrasisinde, evet. Yatağın halkının gençliği, evet. Yörenin gençliği hak ettiği payı alabiliyor mu? Alamıyor. Yani biz burada siyasi olarak bir yani görüş belirtmeden, hiçbir ayrımcılık gözetmeden bütün yöre halkının ihtiyacı olan özellikle gençlerin artık bir yerlere gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Genç nüfus kahvelerde, parklarda, bahçelerde vakit geçirmek zorunda kalıyor. Bunlar evlenecek, ev bakacak. Birçoğu askere gitmekten çekinip duruyor. Gelince iş bulamayacağım, işi ayarlayayım, gideyim, ondan sonra askere gideyim. Onun derdindeler. Yapacak bir şey yok. Yani şimdi büyük şehir yasası çıkartıldı. Burada evet. Halka sorulmadı değil mi? Sorulmadı. Bize bir şey soran olmadı. Bize bir şey soran olmadı. Peki, evet. Büyük şehir yasası hizmeti arttırdı mı, azalttı mı? Hizmeti kağıt üzerinde arttırmış gibi gösterebilirler ama biz fiiliyata bakarız. Fiiliyatta kesinlikle böyle bize bir faydası yok. Daha eksisi var. Yöremizin birçok mahallesinde, eski adıyla köyünde hizmet yapılamıyor, gitmiyor. Yollar kötü bir durumda. Çöpler kötü bir durumda. Belediye de yani bir şey söylemek istemiyoruz. Belediye de yetersiz kalıyor. Onlara da bir şey diyemiyoruz. Yani bir hazırlık olmadan bir anda büyük şehire geçildi. Bunun zararını hep birlikte, vatandaşlarla birlikte hepimiz çekiyoruz. Erzeciler, halkla ilgili bir konu varsa halka sormak lazım. Hakkın yazdığı, halkın dediği olsun diyoruz. Eğer halkın dediği olmazsa yanlışla er geç oluyor ve düzelince kadar eşeğin semer ağacı kırılıyor, tavşan dereyi geçiyor, telafisi zor oluyor kayıpların. Türk yurdu, Yörük yurdu, Muğla, Milas'tayız. 1986 yıllarda
dımdımda arabadan indik, Gıyla Marmaris'ten gittik. Beşinde bir sene kaldım. Benim oğlum da Milas'ta doğdu. Oğlum Milaslı sayılır. Kendimiz zaten bu bölgenin insanıyız. Bugün niye geldik? Milas Yörük Türkmen Derneği Başkanı Mehmet Kara'nın oğlu evleniyor. Bu nedenle kalktık geldik. Güzel günde, iyi günde, mutlu günde yanında olmak istedik. Mehmet Kara neler söyleyecek? Efendim, evladımızın mürüvvetini görmek için bir düğün şöleni düzenledik. Bütün eşimizi, dostumuzu, yörüklerimizi, hepsini davet ettik. Yörük çadırımızı kurduk, ayranımızı ikram ettik. Eşi dostu memnun edebildiysek ne mutlu diyorum. Evet. Efendim, sizler de bize böyle bir fırsat verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederim. Akşam burada eğlence gırlaymış. Oynayan, kaynayan, çalan, söyleyen birbirine karışmış, haberini aldık. Hızlı geldik ama gene de bozuk bahçeye geldik. Yemekler yenmiş, biz arda kaldık. Olur böyle şeyler. Az geç mi kaldık? Biraz geç kalındı biz Sayın Başkanım. Akşam, biz de akşamı baloda bol bol oynarız bol, inşallah. Evet, evet. Burada dostlarım bugün burada. Bir sanatçımız burada. Evet. Seni tanıyalım. Ben Turgut Taş. Siz de hoş geldiniz buraya. Tamam. Milas'ımıza hoş geldiniz. Sizleri karşılamak güzel bir zevk. Vallahi. Sizlerle birlikte olmak. Başkanımı kutluyorum tekrar, evlatlarını, evet. Allah evet. Büyük mürüvvetini, yani geçimini göstersin diyoruz. El bir sazda gezer, bu 3-4 tane sazda gezer. Birbirine ulamış, uzay gönlüm gibi. Kızımız da... solistimiz yeni yetişiyor. Hatice Boğa'yım. Hatice Boğa. Ne söylesin bu kızımız? Bilmiyorum, ne söylersin? Söylersin. Kendi kafasını. Tamam, değmem benim gamlı yastı gönlüme söyleyebilirim. Tamam, değmen benim gamlı yastı gönlüme, değmen benim gamlı yastı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım. Benim oynama kaynama günü, bırak ayrılığı, birleşmeye gel, oyun kaynaması çal. Ne söyleyeyim o zaman? Oynaması olsun. Ne söyleyeyim Turgut amca? Zeytinyağlı yiyemem ben, olur. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer. Benim ince belime yakışır gümüş kemer. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüğe de binmem. Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem. Ut kemani çalmazsa aynalı körüğe de binmem. Çok sağ ol var. Bugün akşam balomuz var. Düz sonrası yarın Mehmet Bey'in oğlunun boynuna geçecek. Yenge gelin hanım düz diyecek. Neydi olanın adı? Fatih. Fatih'in yüreği cız diyecek. Şimdi burada bir kardeşimiz var. Mevlüt Kiriş, derneğimizin başkan yardımcısı, evet, veteriner hekim, belediye meclis üyesi. Evet. Maşallah yük katı malla sarılır diye ne kadar katı yük varsa sırtına sarıyorlar. Biz de çok yük yüklüyoruz. Allah razı olsun. Olsun hocam. Hoş geldiniz düğünümüze, derneğimize, Milas'ımıza. Öncelikle size yörüğümüzün ayranından ikram edelim size. Bu ayran, yörüğün ayranı kabarmış yalnız. Aynen, aynen. Biraz geç kalınca öyle oldu hocam. Size afiyet olsun. Veteriner kimsin? Evet efendim. Hangi yaylanın, hangi dağın otunun yoğurdu, keki güzel, otu, sütü, yoğurdu, sütü güzel? Ben yayla yayla gezdim. Muğla'nın bütün yaylarında gezdim. İnan Muğla'nın yılanlısı gibisi yok. Nerenin sütü güzel, yoğurdu güzel? Yayla yoğurdu güzel olur hocam. Evet. Bugün düğündeyiz beraber, akşam evet, da eğleneceğiz. Evet, inşallah hocam. Sabahtan beri maşallah. Kızılayak derler çok sevdenlere, koşturanlara. Evet hocam, başkanımızın yanındayız. Dernek olarak, ekip olarak hep yanındaydık. Mecburuz. Biz düğün dernek elli olur derler. Evet. Biz de ne yapalım? Güç birliği yaptık. Bayrağımızı astık, evet. Çadırımızı kurduk. Dernek olarak da buradayız. Oğlumuza, arkadaşımıza mutluluklar diliyoruz. Evet. Sizler de hoş geldiniz. Fethiye'den kalktınız geldiniz. Allah razı olsun. Sağ çok sağ olun. Bizim görevimiz bu. Harman yerle, davul elle, evet. Derler. Biz şimdi bir de çadıra gidelim, evet, oradan. Değerli izleyiciler şimdi, tabii Yörük Derneği başkan olur da kıl çadır olma mı? Bu da bize bir şey vermiş oldu.
Biz de oğlumuzun düğününü inşallah kıl çadırı kuracağız. Başka çare yok. Örnek arkadaşlarımız var. UNF'e senin adın ne? Mustafa İlhan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum ben? İnşaat ustasıyım. Milas'ta Yörük Kültür Derneği'nin yönetim kurulu şimdi, üyesiyiz. Tuluk'ta ayrı. Tuluk'ta şimdilik Mehmet Hocam Yörük Kültür Dernek Başkan olduğu için Mehmet Hocam'ın da uygun olarak bunu Tuluk'ta ayran gelen misafirlerimize, örf ve adetlerimize Tuluk'ta ayran yapıp ikram ediyoruz. Evet. Şimdi diyorlar ki en daha 3 ayran ele veriyorsa bir ayran kendi içiyor diyorlar. Yani size bu kile gibi oldu beyler. Elbise kile gibi, karın sele gibi. Yayın başında. Diğer arkadaş oraya bak ya. Tadına bakıyoruz başkanım. Ayranı bitirdin mi? Var, var şey de. Şimdi Ramazan Bey, evet. Yörük Usta Türkmen Aslan'la beraberiz. Yörük Türkmen dernekleri olarak bunları bu kültürü yaşatmak çok önemli olduğu kadar Türk tarihinin ve Yörük Türkmen tarihinin olmazsa olmazlardır. Çadır kültürü ve yayık ve yayla göçü bunlar Yörük Türkmenlerin olmazsa olmazlarıdır. Zaten bundan vazgeçildiği zaman Yörüklük'ten vazgeçilmiş demektir. Bu arkadaşımız da bu geleneği ve kültürü yaşatmak adına işte Yörük Türkmen Derneği Başkanı olarak kendi düğün töreninde bunu yaparak çok önemli bir katkıda bulundu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evlenen arkadaşlarımıza da mutluluklar diliyoruz. Güzel oldu. İyi bir düğün. Samanın, zır saman yiyen sığırın sütünle dağda yüzlerce kekik, kimya, oğur otu, adem otu, perdavşan, yüzlerce ot yiyen geçinin sütünü, yoğurdunu ayıramarsanız çalkaladığınız ayrana yayıktaki ayranını da ayıramazsınız. Kadim Türk yurdu Muğla, Milas, Boğaziçi mahallesindeyiz. Eskiden köydü, şimdi mahalle oldu. Bir tarafı deniz, bir tarafı kara, gökgözel bir yer. Bu güzellikleri daha da güzelleştiren yüzlerce çiçekleriyle, rengarenk çiçekleriyle, meyve ağaçlarıyla doğayı güzelleştiren Hüseyin Üçpınarlar abimizle beraberiz. Sizin güzelliğiniz. Kendisi candan bir dost. Kadim dost diyelim. Kadim biliyorsun uzun süreli. Tabii, İnşallah çocuğumuz da dost oldular. Şimdi incir ağacının dibindeyiz. Hemen fıçıların içine çiçekler dikmişsin, güller dikmişsin. Evet. Doğayı bu kadar mı çok seviyorsun? Yoksa yengem seviyor, sen idare mi ediyorsun? Şimdi ikimiz de seviyoruz. Ramazancığım, artık yaşlandık. Daha önce hayvancılık yapıyordum burada ben. Fakat hayvancılığı bıraktık. Yere diktiğimiz zaman bir sürü ot şey diyor. Bu şeylerin içine dikince bakın bir tane ot yok. Yani bize yetiyor zaten. Yoksa pazardan da alırız da taze taze yemesi daha başka oluyor. Hayatımız bunların içinde geçti. Ben daha evvel de anlattım galiba size. Ben ta babamdan beri bir hayvancılığın içinde büyüdük. Zamanında babam Yunanistan'a sığır götürdü. Ondan sonra Muğla Tümen'e etini o verdi. Yani onun affeder. Mısır ve tüm bakliyatının ve önemli ölçüde zeytin ve zeytinyağı üreticisinin bulunduğu bir bölge. Evet. Hüseyin amcamız da bunlara hep ayak uydurmuş. Milas'ın ileri gelenlerinden hem esnafı hem Yörük Türkmenlerinin kültürünü yaşatan duyarlı bir vatandaşımız. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Evine geldik. Zaman zaman da gelmek istediğimiz bir yer zaten. Çünkü nostalji. Şimdi benim hep gönlümdesiniz zaten. Alırız. Evet. Şüphemiz yok. Şimdi bahçeyi dolaşacağız tabii. Bizde her ağaca da türkü yakılır. Karı tut boyanır mı diye sevsem yarın yanır mı? Ayva ile türkü var. Narla var. Her şeyle türkü var. Evet. Biz kızları incir bile... İncir başkadır Ramazan Bey. Şimdi incir oldu mu? Şey bile... İncir daha başka şey. İnciri sevdiğini biliyorum. Fakat esas ben sizin yaylaya geleceğim. Yaylaya, gel. Tabii. Bekleriz. Yani kiraz dudaklım, elma yanaklım. Şeyi bile... Sevdiği güzel kızı bile... Güzel ağaçlara, meyvelere benzetiyor. Evet, evet. Türkler bu kadar zengin bir şey. Fakat burada herhalde biri incir dalından düşmüş galiba. Senin gibi burada şey, pınarla mı bağladı onu? Deri aşı onlar. Aşı mı? Aşı, rüzgar atmasın diye aşının kenarından bağlamış, hayır, biz, destek olmuş. Şey, yani kırık bir dal görünce incir dalından biri düşmüş gibi düşünüyoruz da. Yeni aşı onlar. Tamam. Başka bir incirmiş bu, siyah incir. Mi? Hiç incir dalından düştün mü? İncirden düşmedim de ama incirin meyvesi, incir tartışılmaz bir meyve. Evet. Hem sağlık açısından hem de görüntü açısından. Evet, bir başka. Şimdi dolaşalım değerli izleyiciler.
Guyi diye bir daşlı olur. Burası deniz seviyesine çok yakın değerli izleyiciler. Burada büyük bir guyi yapmışsınız. Tuzusun var, datlusun var. Şimdi Ramazancığım ben bunu 1962'de kazdırdım. Burada hiçbir şey yok o zaman. Köy yok bir şey. Yani burada köy de yoktu o zaman. Evi yaptım. Burada narinci bahçesi siktim. Şu gördüğünüz duvardan böyle ta karşıdan 20 küsur dönüm 700 ağaç mandalin diktim. Ondan sonra aşağı yukarı 75'e kadar bayağı büyüdü ağaçlar. Fakat bu duvarı niye ördün? Şimdi bu su terasisi bu. Yani suyu nasıl dağıtacağız mandalinlere? O zaman böyle hortum falan yok. Buradan şey kanallar var öyle. Mandalinlere ta şeye kadar hem orada kanallarla su götürdük. Bunların üzerinde su arıkları var öyle tabii mi? Tabii üstünde oluk var. Bunun, oluk var. Aha, oluklardan su gidiyor. Sonra ekonomik şey gelmedi. Yol yok o zaman. Evet. Mandalinleri götürecek, satacak yer bulamadık. Sonra söktüm attım mandalinleri. Peki 1960'larda bu kuyu yapıldığı zamanlarda bu elektrik yoktu. Bu elektrik olmayınca suyu buraya nasıl atılıyordu? O zaman burada şey vardı. Başka bir ne o? Su motoru. Silanze diye su motoru vardı. Evet. Onunla çekiyordu. Evet. Değerli seyirciler, yıllardır Hüseyin abiyi ve eşini tanıyoruz. O gün de gülüyorlardı, bugün de gülüyorlar. Allah gülücüğünüzü yaşam boyu sürdürsün. Eksik olma. Şimdi siz olduktan sonra yüzümüz gülmez mi? Sizi çok seviyoruz. Şimdi bu rengarenk çiçekler açtığı zaman böyle insan çocuğu gibi, evladı gibi tabii. Görüyor mu çiçekleri? Tabii. Öyle mi? Öyle yetiştiriyoruz. Peki gezmeye gittin, bir yere gittin. Benim çiçeklerim kurumuştur, susamıştır dediğiniz oluyor mu? Oluyor. Ama arkadaşlar, komşular bakıyor. Peki genelde güller sevgiyle dikilirse tutuyor. Böyle usulden dikilirse pek tutmar. Ben de çok denedim de. Sevgiyle dikersen gül oluyor. Ama doğru, öyle usulden dikiveren de sokuverdiysen çöpe olmaz iş. Olmuyor hiç öyle. Tutar. Ama ondan sonra ölü verir. İlle sevgi vereceksin değil mi? Evet doğru haklısın. Peki burada çiçeklerin adları ne? Şimdi bunu zambak diyoruz. Bunları. Evet. Bu Melisa. Evet. Ama bu daha çiçeklenmemiş hali. Bunlar sardunya. Bunlar sardunya. Sardunya. Biz Fatmagül'deyiz. Biz padişah yana deriz halk yani, arasında. Ama bu sardunya. Şimdi güzel kokunca şey olunca ana gibi kokuyor. Benim anacım adı Fatma Lasya. Fatma Gül adına da hoşuma gitti. Biz şimdi, Gül Fatma şunları söylüyoruz. Evet. Şu şeyler var ya. Gül Fatma. Gül Fatma. Herkes yöreye göre neye benzetiyorsa onu at veriver. Doğru. Be, şimdi burada çam ağacı der. Fıstık çamı mı normal çam mı? Fıstık çamı. Fıstık çamı. Dediler ki eskiler sarı çamın dalları kaldır, aşam kolları. Böyle saz çekilirken, türkü çekilirken televizyonda, gazetede oyna verir diyesiniz geliyor mu? İnan. Hayır. Ben sizi görünce oynuyorum valla. Yenge. Şimdi bak sor hanıma. Sen oynarken şey etti mi? Ayranım kabarıyor. Ondan sonra ama dizlerim ağrıyor fakat. Bir iki dönüyorum ben. Biz oynarken bu da gelip bu yaşta oynadığında delirdin mi la sen demeyin mi? Demem. Hoşuma gidiyor. Hoşuma mı gidiyor? Şöyle bir zeybek oynayırsa değil mi? Tabii. Kolları kaldırsa. Eskiler gibi olsa. Değil mi? Ama ayaklar berbat olmuş. Buna şükür. Tabii yaş kaç oldu? 84. Maşallah ya. Evet. 84 az mı? 84 yaşında yolda yürüyor Merve. Şimdi benim oğlan doktor biliyorsun. Onda baba diyor şikayet etme diyor. Senin yaşta olup diye iki büklüm olan insanlar var diyor. Ben Allah'a şükrediyorum halime canım. Evet. Yani. Gel dolaşalım şöyle bahçeyi. Esen bizim ovalarımızda susamlar olurdu. Biz de susam yapardık. Dölüm dölüm, 10 dölüm, 20 dölüm. Susamlar, susam tüccarlar olurdu. Kamyonlarla, traktörlerle, at arabalarına çuval çuval susamlar gelir. Tüccarlar hem Türkiye'ye yetecek hem de dünyaya ihraç edecek susamlarımız olurdu. Şimdi çiftçi susam ekmiyor. Çünkü eğirdiği yüne değişiyor, kazanamıyor. Ama burada bir susam gümüllerini görünce şaşırdık yani. Hatırladım sen neye caymadın bu susam? Şimdi yok ben de caydım Ramazancığım bunu ama bu sene şurada az bir şey sürmüştük. Laf olsun diye attım. İnanır mısın? Ot boğdu. Fakat otu yoldurdum birkaç sefer sulayıcı yere çıktı. Sonra vazgeçtim. Kendim suladım. İnanır mısın? Hortumla aldım. Yani atsanlar ne susam olacak orada? Bir 50 kilo 100 kilo olur mu? Ama insan emeğinin karşısını almak istiyor tabii. Fakat
ekonomik değeri yok. Biliyorsun dışarıdan ithal ediyorlar Suami'de. Evet. Şimdi bu gözlenekler açtığı zaman değerli seyirciler, bunu ters çeviriyorum. Ters çevirdiğin zaman böyle bir deney verir makan. Kalmadı galiba şey. Kalmadı mı? Yağmurla şey ettik. Kalmamış. Şimdi ters çeviriyorsun. Sonra çırpıyorsun. Sizin çırparken kimisi çalışıyor, kimisi ıh değiyor. Sam dövücünün ıh değicisi vardır. Hiçbir şey yaramaz. Sanki kendi iş değiyor gibi. Ih, ıh deyi bağırı. Hani kamyon çamura çakılır da haydin deyi biri bağırır ama kendi kalkmaz. Evet. Kendi iş yapmayan ama ele iş yapın diyene sam dövücünün ıh değicisi derler. Ihlar mıhlar ama kendi iş yapmaz. Evet, bu ağaç. Menekşe ağacı. Maşallah çok büyük bu. Evet. Dibi, bir evlak var herhalde. Yaklaşık tabii bir evlek vardır. Evet. 1962'de ben buraya ev yaptığım zaman bu küçücük bir ağaçtı. Tabii yaklaşık yani kaç sene? 50-55 sene olmuş. Bu. Şu ağaç ne ağacı? Örtmüşün üstünü. O şeyde kuşlardan incir o da. Evet. Kuşlardan şey demiyor. Onun diğerlerini yemiyor mu? Şimdi onlar da yiyordu. O daha böyle iyi, daha tatlıca o. Bari onu yemesin diyorum. Kuş tatlısını biliyor mu? Bilmez mi ya? Şimdi geçen sene ne oldu biliyor musun? Şu kuştan alamıyorum bunu. Malaş deriz biliyor musun? Malaşı. Evet. Ondan sonra alagargam diyorlar. Ne diyorlar? Ya şuradaki tüyü aldım. Dedim şunları öldüreyim bari dedim. Geldim sandalyeye oturdu tüfek elimde. Ya sandalyenin ayağını birisi çukurmuş. Bir devrildi sandalye. Ya benim parmak şey etti. Çatladı. Çatladı mı ne oldu bilmiyorum. Burkun. Parmağım tutmuyor. Ondan sonra dedim ya Allah razı gelmedi galiba. Evet. Dedim onun da hakkı var demek orada. Tabii. Sonra öbür gün doktora gittik. Lif kopmuş bizim buradan. Bir parmak kıvrılmıyor bizim. Dedi yani ameliyat etsek de gene kopar dedi. Evet. Yani o zaman Allah'ın verdiği nimetleri tabii. Allah'ın diğer canlıları paylaşmak lazım. Tabii. Allah bütün alemleri, canlıları insan hizmeti için yaratmıştır ama bütün canlıları birbirine muhtaç hale getirmiştir. Evet. Onun da rızkı var. Değil mi? Şimdi oğlak ağılda doğduğu zaman otu bitermiş. Şimdi o kuş belki yumurtadan çıktığı zaman senin incir ağacın çiçek açmaya başlıyor. Evet. Dolayısıyla aynen. Birbirine aynen. Bağlantılı. Tabii. İnsanın içini, gönlünü, çevresini güzelleştirmesi kendi elinde. Kimisi bir çöpüle bile tutmaz, bir ot varsa, bir çiçek varsa ağaç yollar geçiverir. Bir dekme tutturur, çiğner de geçiverir. Ama kimisi de bu canlıları, bu gülleri, bu çiçekleri yaşatayım. Onlar da açsın, dünya renk getirsin, meyve zepse dikeyim. Dibinde gölgelen olsun, meyvesine yiyen olsun diye düşünür. İnsan öldüğü zaman amal defteri kapanmıyor. Onu yaptığı hayra sanatlar camidir, okuldur, çeşmedir, sağlık ocağıdır. Diktiği ağaçlardan meyvesi yeniyorsa, gölgesinde oturuyorsa, çeşmesi suyu içiliyorsa, cami ise o camide dua ediliyorsa, namaz kılınıyorsa bütün bunlar yazılmaya devam eder. Siz de amel defteriniz kapanmayacaksa, hayırla kapanmayacaksa, şer de olsa yazılıyor ha. Çok kötülük bırakma dünyaya. O zaman şer de yazılıyor, günah da yazılıyor. Duanızı, çevrenizi güzelleştirin, hayra sanat sahibi olun. Değerli seyirciler, kimisi arıyı görür, bağ sanır, koyunu görür, yün sanır. Otur diğerden hesaplayıverir.
bu bal, bu aradan bu kadar bal çıkar, bu para esasla bu eder hesaplar. Kimisi de koyunu bir hesaplar. İşte bir koyundan 1,5 kilo, 2 kilo yün çıksa bu kadar para eder, hesaplayıverir dakikada. Ama bu koyunun, arının, malın maşakat ne yer, ne içer, hastalığı var mı, piyasası var mı hiç düşünmez değil mi? Evet. Gecesi, gündüzü. Adın yani ne? Öyle, Ramazan, Ramazan koyun. Ola adaşız ala. Oğlum sen peynir hepsini başkasına mı satıyorsun? Yok. Çökerek sütün. Yemeğim kendin. Kendimiz de yeriz ya. Yeriz. Uçup gidersin sen. Yani öyle. Mal kendin mi çoban mı? Kendimizin. Kardeşim var. Kendimizin. Evet. Evin büyük oğlu mu küçük oğlu mu? Ortancıyım. Ha ondan. Evet. Evin büyük oğluna ana sütün kaymağını yediriymiş. Ortancıya bir şey kalmaz herhalde. Yok canım kalıyor ya. Kalıyor. Kaç koyun var? 300 da ya. 300 kadar var. Var. Peki süt, peynir, et neden besleyiyorsunuz? Koyuna mı? Hı. Koyuna gidiyoruz, yayıyoruz işte bir şey. Süt para ediyor mu? Süt iyi, süt iyi. Kaç de. Para? Vallahi 2-200 falan ya. 2-200-300 falan. Sığır sütü kaç para? Vallahi ona bir bilgim yok. Bilgin yok. Bilgim yok. Aslında derse koyun sütü, geçiş sütü çok kıymetli. Niye? Koyun sütü iyi yani. Onlarca, yüzlerce ot diyor. Onların şifası, derdi veren Allah dermanı da vermiş. Belki bu otların birçoğunda birçok hastalığa iyi gelecek tedavi var. Evet. Değil mi? Yani. Gece mi gidiyorsun, gündüz mü gidiyorsun? Gece gidiyoruz, gece. Gece gidiyoruz. Gece korkmam mı lan? Yok, korkmam. Korkmam. Bazen türkü çekesin geliyor mu lan? Evli mi, bekar mı? Bekarım. Yaş kaç? Yaş 30. Kız vermezler mi lan çobana? Olmuyor ama ya. Vermezler değil mi? Olmuyor. Peki şimdi kızlar hep rahat mı edecek? Yani getirsin, evet. Koca getirsin, ben yiyelim mi diyecek? Ya çoban olmayacaksın abi. Çobancılık sevmeyeler. İşte sigortalı olacaksın. Yani değil mi? Çobancılık sevmeyeler yani. Aslında çobanın yediğini, parasını, kazandığı parayı bilseler, evet. Seyidir gelirler de. Peki kız istemeye gittiğinde annen baban ne diyorlar? Yok da hiç istemedik abi ya. Lan bırak numara çekme bize. Yok, vallahi istemedik. İstemedik. Çoban değil, vermeyenler mi lan? Vermeyenler. Olmayacak. Abu. Çobana kız bile vermeyenler. Yani herkes rahata, tembelle alışmış değil mi? Evet. Derece şimdi işin kızlar, oğlanlar ya da şehirdekiler, köydekiler evet. Öğlen adarı yatmaya alışmış. Yani memleket şehirde yaşamak isteyeler. Yani. Şehirde yaşamak isteyeler. Yani, böyle yani işte. Düğmeye basacak çamaşır yıkanacak, yani. Düğmeye basacak bulaşık yıkanacak, düğmeye basacak ekmek pişecek, düğmeye basacak soba yanacak değil mi? Yani öyle. Rahat yaşayacak. Evet. Evet şimdi öyle yani, öyle arayalım. Böyle. Yani o yoğurdu, sütü yiyecek de onu yetiştirmeyecek. Yani. O zebzeyi, meyveyi yiyecek ama yetiştirmeyecek. Emeği olmayacak. Evet. Yeme de olacak. Yani öyle abi. Ne lan bu, emekte yok, çalışmada yok. Hep evet. Yemeden bunlar. Ona öyle. Böyle. Ona öyle. Böyle en çok hoşuna giden türkü ne oluyor genelde? Boyunum arkasında. Valla türkü söylemem genelde ya. Telefon var, telefonlar, radyo. Ne hiç şey ben söylemem. Orada mı dinle? Evet. Bazen akılan kahpe gençlik diyor mu? Deyiz ya, gençliğimiz işte koyundan arkasında geçti. Peki koyun zarara girmez değil mi? Zarara şey var orada, ev var abi, oraya bağacak. Ben sizi gideyim, müsaade tamam. İsteyeyim, sağ ol. Peki bazen sevdiğin akla gelip de şöyle taşın başı oturup akılan at diyor mu hiç? Tabii deyiz ya, dememiz ya, deyiz. Kavuşamadın mı lan? Deyiz abi ya, dememiz ya. Kavuşamadın değil mi? Kavuşamayınca evet, adamın zoruna gidiyor değil mi? Yani doğru. Adamın zoruna gidiyor değil mi? Kavuşamadın da. Yani evet, doğru. Vallahi gerçekten kavuşamadın. Tamam, hadi görüşürüz lan. Hadi görüşürüz lan. Öğlen sonra da güzel gününüz olmaz dediler. Güneş aşağı sallandı. Biz Boğaziçi köyünde öyle gezerken ola bir geçici koyun sürüsü beklerken tavuk sürüsüyle denk geldik. Kaç tavuk var bugün? Vallahi 200 kadar var herhalde. 200 kadar? Evet. Yumurtayı mı satıyorsun, tavuğu mu satıyorsun? Vallahi ne yaparsak onu satıyoruz. Kaç para tavuk? Vallahi tavuğun fiyatı şu an için belli değil. Yumurta? Yumurta 75 kuruş, 50 kuruş. Köy yumurtası. Köy yumurtası. Çiftlik yumurtası? Çiftlik, o zaman bilemem. Biz buna karışmayın sen. Buna karışmayın, ben çiftlik yumurtası. Çiftlikle ilgili. Yenge nasılsın? Gel akan buraya. Hoş geldin. Nasılsın? İyi gelin. Yaş bakalım. Olsun, gel akan buraya. Öyle yan yana durun Kaan. Hem de bilezik altın mı? Altın. Ne zaman yapıldı bu? Bir tane dana aldım. Sattım ondan parasını, ne aldım işte. Yok ya. Kendi gönlüm alamarlar mı? Koyundan parası yetmiyor hepsine. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor. Kaç koyun var? 200 gıdan var ama her şimdi şey adam... bahalı. Yemle bahalı, otlakla bahalı, her şey bahalı. Her yere para mı veriyorsunuz? Her yere para mı veriyorsunuz? Vermesek oluyor mu, olmuyor. Peki şimdi şehre gittiniz, koyun satıldı. Heh.
bunu hanımcığım ya da çocuklar anacığım yırtın malı hukbulüzü sever, huda yazmayı sever, babacı sever, çorabı sever diye getiriyorlar mı şeyler? Getirle canım, getirle. İyi midir, kursaklı mıdır? Kursaklı. Paramız olsun getiriyoruz, paramız yok diye getiriyoruz. Para yok mu? Param mı? Para olmayınca getiremiyor Ramazan Bey. Şimdi bu tavuk ne buluyor diyor böyle bu kadar tavuk? Angızda herhangi bir dökülen, patozdan dökülen bir şeyleri bulmaya çalışıyor. Bulmaya çalışıyor. Evet. Şimdi yem atıyoruz ya. Bu evi önünü sen mi temizledin yoksa gelin melin bir şey var mı? Ben temizledim. Gelin var ama gelin Adana'da. Derzece şöyle baktığınızda evin önüne süt dök yala. Yani o kadar tertemiz. Maşallah ya. Sen böyle temiz olmaya anacığından mı öğrendin yoksa kocan... İçeriden geliyor. Kabilet var. İçeriden. İçeriden geliyor. Atadan geliyor. Soydan tabii geliyor. Canım. Temizlik soydan gelir değerli seyirciler.